Emin misin babamın bunları yiyeceğine? O çoktan karnını doyurmuştur bile. Aa, yok canım kız, daha dükkanı yeni açtılar. Kör ettikleri falan da yok. Öyle dışarıdan kebap lahmacun yiyip boşu boşuna masraf yapmasınlar. Ne var şimdi bunun içinde? Uluslararası taşımacılık kuralları gereği bilmem lazım. Kız, akşamki yemekler var işte. En altına da imzalı kekimi koydum. Hadi çabuk git de soğumasın yemekler, oyalanma. Tamam. Ha anne, şu imzalı kekinin tarifini bir ara bana versene. Çeyizimin baş köşesinde koyacağım da. Çok konuşma kız! Kız! Yersin şimdi terliği kafana ha! Merhaba Sıdıkan. Nereye gidiyorsun böyle? Ormandaki büyük anneme pasta götürüyorum Kenar. Ha, kırmızı başlıklı kız ha? Ben de şimdi bu durumda kurt mu oluyorum Sıdıkan? Maalesef öyle Kenar. Söyle bakalım kurt kardeş, senin beynin neden bu kadar küçük he? Hop. Dur ya. Beni iyice aptal yerine koydun ha. Ben bir kere o yemekleri senin Zekeriya amcama götürdüğünü biliyorum Sıdıkacığım. Duyduğuma göre bir dükkan açmış ama ne dükkan açtığını tam bilmiyoruz. Ya orloncu diyenler var, kuru yemişçi diyenler var. Ne dükkan açtı Sıdıkan? Kendisi emlakçı ama bunu henüz kamuoyuna açıklamıyoruz. İlk söylediğimiz insan sensin. Emlakçı mı? Bizim ev boş Sıdıkan. Hayda oğlum, niye ki bir ev boş deyip duruyorsun sen bana ya? Ayıp değil mi? Yok yani Sıdıkacığım, Zekeriya amcam evi kiraya verebilir de o bakımdan söyledim. Yalnız hala evin bir odasında ben kalıyorum. Biliyorsun annem ablamın yanına Merzifon'a gitti de. Bana bak Kenar, bunu kafana vururdum ama dua et ki içinde annemin imzalı keki var. Şimdi çek it, peşimi bırak yoksa bağırırım, anladın mı? Ya kızma be Sıdıkan be. Yani babanla ticaret çok keyifli olabilirdi biliyor musun? Yani iş büyürdü diyorum. Babanla ortak bir şirket kurardık. He? Zekeriya Saka ve mahdumları ve damadı.